Bir anlat bakalım yaşadıklarını, buraya gelmeden öncekileri. Nasıl, ne, hep kameraya da çektim, telefonunda da var hocam. Dinledim, anlatılacak gibi değil ki, ben Şeytanla Müslüman dizisi çevirdim. Benim çocuğumu yerden yere vurdular. Benim çocuğumu hepsi kanlar içinde bıraktılar. Benim Kollarını çocuğum, kesiyordu, kendini yaşlar parçalıyordu. ne diyorum, ikili kanepeler üst üste, bu tekliler onun üstüne, böyle bir şey olabilir mi? Çocuğum ağlamıyor. Kapat, kapat gözlerini, ben kapat gözlerini. Çocuğumun bıçakları önüne koyuyorlar. Ekmeğin, kurban bıçaklarım var, önüne koyuyorlar hocam, bildiğin gibi değil. Şimdi o günlerden bugünlere kadar geldik, beraber geldiniz gittiniz, birçok şey paylaştık. Şimdi o eskilerinden eser var mı? Yok hocam. Yok, çocuğum hayata döndü. Ben de genç diyorum ya, insanlara karışım. Biz kişiliğimizi unuttuk. Evde ıslık sesleri, televizyonda dua açıyorum, Mekke Medineleri, prizler çıkıyor, evde ışıklar sönüyor, halen ıslıklar var evde. Evde halen bunun rahatsızlığına haber veriyorlar bana. Evet. Çocuğumu geçen akşam iki yani tarafından umutsuz, kaptılar. Herkesin almak istemediği, oradan oraya dolaşan bu kardeşimin eskerlerinden eser var mı? Yok, evde bütün cüzlerim uçtu hocam. Evde cüzüm kalmadı. Çocuğumun eline tesbih veriyorum, parçalanıyor. Çocuğuma şey takıyorum, gümüş yüzük takıyorum ki hani çocuğuma enerji versin, parçalanıyor. Evden her şeyim, altınla, iki altınım kayboldu çocuğumun. Herkesin gibi düşman gördüğü, herkesin hasta, deli bu dediği kız şimdi iş aramaya başladı. Aynen, dışarı çıkmaya aynen başladı. Hocam. Kendi... Çocuğuma şizofren mi demediler, çocuğuma deli mi dediler, aynen. Babasından zıt düştüler, babasını öldürüyordu, babası ona, o babaya. Yani evde bizim aile düzenimiz de bittiydi. Biz bittiydik yani. Bizim için söyleyecek bir şeyiniz var mı teyze? Senin Allah için ben olsun. Ne diyebilirim? Önce Allah bana bu yolu gösterdi Allah. Sizi bana yöneltti Allah. 33 yere gittim ben. Seni bana Allah karşıma çıkardı. Bana Allah engel olabilirdi. Ne yola çıkabilirdim, ne senin karşına gelebilirdim. Çocuğumu hayata döndürdü. Bizim aile, bir ailemizi kurtardın. Başka ne diyebilirim? Sana ben ne kadar dua etsem, teşekkür etsem azdır. Kardeşlerine, sana. Tabii, ben sizden razıyım. Kılıçın planda tuttuğumu gördünüz mü teyze? Asla. 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 Senden ben razıyım. Seni Allah annene, babana, çoluğuna, çocuğuna bağışlasın. Sağ ol. Senin gibi karşıma merhametli, vicdanlı, Allah korkusu olanı çıkardı ya. Benim çok paralarımı yiyen oldu. Çok kandıranlar oldu. Çocuğuma çok sahip çıkanlar oldu. Allah oradan beni sana yönlendirdi. Çok çocuğumu sen kurtardın. Çok şükür. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim bizim.